Cümleten selamun aleyküm sevgili üye arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Bundan sonra yeni sistemimizden inşallah memnun kalırsınız ki ben kalmaya başladım. Yeni sistemimiz ne? Toplulukta diyorum ki duyumları şu videoya attım. Tıklıyorsunuz gidiyorsunuz o videoya. O videodaki en başa sabitlenmiş yorumu da okumuş oluyorsunuz. En azından video izleme sayısı artmış oluyor. Düşünsene 770 tane üyemiz var bugün itibariyle. Yani 10 tane video versem 7700 tane izlenme almış olacağız videolardan sayenizde. Aynı zamanda da yorum mu yapmak istiyorsunuz gidin linkini attığım yerdeki e, attığım duyumun altına istediğiniz kadar yorum yapın. isterseniz 15 defa yorum yapın. Bu kanala da faydası olacak şekilde. İkinci husus arkadaşlar hayır işi. E, biliyorsunuz 4 tane hayır işi yapmıştık şu ana kadar. En azından yani 4 tane derken bu Uygulamaya geçildikten sonra, sonra ben çeşitli seçimler yaptım sizlerin adına. Hayatta en istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Ee, hani e, su kuyusu ayrı bir olaydı. Su kuyularını çok şükür baya baya yapmış olduk şimdiye kadar. Hepsinin videosu yok maalesef arkadaşlar. Bugüne kadar ki bütün hayır işlerinin videosu yok. Biraz benim telefonun kötülüğünden, biraz da böyle uygulamaların olmamasından dolayı maalesef edinememiştik. Ama şimdi an itibariyle artık ediyorum. Burada arkadaşlar bir nevi rastgele seçtim. <laughs> hani e, hocam niye şunlara değil de bunlara, niye o değil de bu diye kimse herhalde bir şey yapmayacaktır. Ne bileyim Afrika, Arakan. Türkiye için yardımlarda zaten farklı şeylerimiz var. Elimizden geldiğince farklı yerlere de yardımda bulunuyoruz. Yani sadece buradan da ibaret olmuyor arkadaşlar. Hayır işleri bilginiz olsun. Elimizden geldikçe dikkat ediyorsanız kanalın geliri artsın diye uğraşıyorum. Reklam tıklayın, reklam izleyin falan filan. Allah'tan korkusuzlar mı diyeyim yoksa benden benden haz etmeyenler mi diyeyim yoksa vicdansızlar mı diyeyim bilmiyorum ama demedik laf bırakmıyorlar. Ben bir kez daha söylüyorum. Benim günahım çok Maalesef boşu boşuna günah pointslerimi yüklenmiş oluyorlar. Kendileri bilirken kendi defterleri. Bu video e, normalde bitene kadar bekleyeyim dedim ama bakın çeşitli seçimler var bu videoyla ilgili. En sonda ödeme adımına geldiği zaman maalesef videoyu kesmek zorunda kaldım. Çünkü bilgiler ayan bey yani işte kredi kartı numarası daha doğrusu kredi kartı yani banka kartı benimki de. İşte banka kartı numarası şöyle böyle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 2850 lira liraydı Gönlüm razı olmadı. Dedim bir 150 liralık da en azından çocuklara bir Kur'an-ı Kerim şey yapalım diye. Hani aklıma sadaka geldi. Serbest bağış, eğitim yardımı diyor. Zaten okul döneminde gerekenleri yapıyoruz. Ya Kur'an-ı Kerim yardımı geldi aklıma. Bu arada hocam niye zekatlıkla şey yapmaya başladın demeyin. Bazen çok karışıyor arkadaşlar sağa sola. Bu uygulamada da hak, insani yardım. Kendiniz de bakıp bulup şey yapabilirsiniz. Bunları sepete ekledik. Sonuç olarak sepetimizde 3000 liralık şey var. Ama ödeme yok. Sonuç olarak ödeme yok arkadaşlar. Şu adıma geldik. Bu adımda artık ödeme yok. Peki ne olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu e, her ay Kur'an kurslarına 1000 lira daha doğrusu 350 lira gönderiyorduk ama bu ay paramız çok çok şükür 1000 lira gönderdik. Talimat yarın düşecek arkadaşlar banka sistemlerine. Bugünden e, hani 2 lira da 3 lira da olsa bir para verme şeyim yok. Bu arada telefon benim telefon olduğu belli olsun diye böyle özellikle ekran çekimi yaptım. Ha, bundan sonraki aylarda arkadaşlar direkt sadece e, bu ödeme dekontlarını göstereceğim size inşallah. Bu birinciydi. İkinci dekontumuz arkadaşlar 3000 lira ödeme için dikkat ederseniz saate falan dikkat edin, telefona, bildirimlere vesaire dikkat edin. Aranızda düşünün ben bunu bu kadar detaylı çekmeyecektim ama hayır işi attığım videoya bile dislike atanları gördüğüm için maalesef ve maalesef diyorum ki aramızda gerçekten yani e, niyeti gerçekten çok tuhaf insanlar var. Ben en azından sizlere anlatayım da sizler inanın inanmayan arkadaşları zaten tövbe haşa allah Teala Teala'yı da görse inanmaz onlar. O yüzden o arkadaşlar umurumda değil. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar başarılı bir şekilde e, ödemenin gerçekleştiğine dair bir bilgi var. Bakın dörttü bağış sayımız videonun başında hatırlarsanız <laughs> an itibariyle 10 oldu 6 tane bağışımızla birlikte. Ve Hak İnsani Yardım Derneği'nden bugün akşam e, ben ödemeyi yaptıktan sonra 19-11 yazıyor bu arada arkadaşlar. Onları da karşılaştırabilirsiniz. Maalesef diyorum ya Geçen ay 950 lira attık ya? 1950 falan atmadık mı ya? 1950 attık diye hatırlıyorum da. Neyse. 14 Temmuz'da. Ha bu uygulamayı yükledikten sonra. Tamam ilk denediydik bunu. Uygulamadan sonra. Evet 950 bu. Evet arkadaşlar. Yani 19-11 saatleri de karşılaştırmak isteyen arkadaşlarımız illa ki olacaktır. Bakın 19-12 itibariyle. Üstte saat yazıyor. Bunu da saat almamış mıyım? Bunu da zaten başarılı yazdığı için almadım. Yine aynı şekilde 19-11'de ödeme için şey geldi arkadaşlar. Ya yani şarj durumuna bile bakan vardır ya. İnanın vardı. %83 yazıyor. Bakalım en sonucu da kaç yazıyor? %83 değilse yalan söylüyor. Kandırmıştır. Hile yapmıştır. Diyen vardır. Eminim. Yani en baştakine de geçelim. %87 ymiş. ama bu şey bu EFT'nin saati 18.38 bu videoları biz şeye aldıktan sonra ne derler onun adına liste dışı yaptık ama YouTube gitmiş herkese açık yapmış manyak ondan dolayı bayağı uğraştım ettim bir de akşam yemeği fastı vardı bilginiz olsun arkadaşlar elimizden geldiğince şeffaf bir şekilde. Bunları size aktarmaya çalıştık. Diyeceksiniz hocam bu kadar teferruata gerek yok. Var var dostlar var. Var nelerle uğraşıyoruz. Bana çıkıp da işte milletten para topluyor. Sana para verenler geri aldır deyip de milletten ne paralar toplayanları şahidiz maalesef. Dediğim gibi arkadaşlar kaç çeşit hayırımız var. İnan ne oldu şu an aklımda değil. Şuradan ben de bakayım. Bir tane Afrika'ya ya şey süt keçisi, keçi olayı. Arkadaşlar yetim ailelere iki tane keçi veriyorlar. Dişi erkek. Onlar bunu büyütüp çoğaltıyorlar. İnşallah kıyamete kadar bereketli olur. Siz de inşallah duanızı edin de o keçiler çok çok bereketli olsun. Haddinden fazla bereketli olsun da kıyamete kadar sevap pointsler yazılsın hepimize. Arakan için acil yardım. Afrika için acil yardım. Yetim giydirme. 250 liraya yetim giydirme. Hisseli Afrika su kuyusu mu yazıyordu? Dur. Hisseli Afrika su kuyusu. Arkadaşlar bu su kuyularının bana kuyu açılışlarında SMS olarak videosunun linki geliyor. O linkler geldiği zaman size e, atarım. Siz de bakarsınız. Açıklama kısmına ben şey yazıyorum. Hani Kadıköy Sokak YouTube sayfası adına Mustafa Hoca tarafından yapılmıştır diye. E, normalde telefonla gönderdiğiniz zaman işte yazıyordun i̇şte Mustafa Hoca, Mustafa Engin falan işte yazıyordun ama burada ne yazacaklar bilmiyorum. Bana da sizler gibi sürpriz olacak. Aynı şekilde 150 liralık da Kur'an-ı Kerim gönderdik. Bir de 1000 liralık dediğim gibi hayır işimizi gönderdik arkadaşlar. Allah kabul etsin. Üyelik ister sürdürün ister sürdürmeyin. Yani verdiğiniz 10 lira paralar kötü yerlerde kullanılmıyor inşallah. Ya bu şekilde kullanılıyor. Ben içim rahat etsin istedim. Ölüm var arkadaşlar. Benim ilkokul arkadaşım mesela Geçen gün baktım amcamın cenazesi şurada dur yazıyor. Yazan başka birisi. Baktım ilkokul arkadaşım vefat etmiş. Allah rahmet eylesin inşallah. Mide kanserinden vefat etmiş. Sonra detayı öğrendim. Ha, Facebook'ta olduğu için çok fazla giremiyorum Facebook'a ama orada gördüm mesela. Ölüm bu kadar yakın işte. Metin abi Allah rahmet eylesin. Metin Du vardı Twitter'da. Bir baktım eşi Metin abinizi kaybettik. İkindi namazına mütakip. Ölüm bu kadar yakın. Yarın bir günde beni yakalarsa en azından arkamda bin tane soru işareti kalmasın ya. iki üç tane de olsa şahidim olsun. Ee, çık yani Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman deyin ki ben hayır işlerine dislike attım dahi diyenler olacaktır. Ya ben şahidim dislike attım diyen arkadaşlarımız olacaktır. Olsun. Canları sağ olsun. Allah kimseyi muhtaç duruma düşürmesin. Ya ben mesela Allah razı olsun burada bazı isimler var. Tek tek isim anmak istemiyorum ama gerçekten ciddi manada destek olan arkadaşlar var. Hani Aykut sağ olsun. Ee, ondan sonra Hüseyin sağ olsun. Hani e, burada burada birçoğunuzun ismi var ya. Tek tek bahsetmeyeyim. Hani sizler zaten yorumlarda görüyorsunuzdur. Doğru muyum arkadaşlar? Hani Oğuzhan olsun, Hamza olsun. E, ne bileyim. Sanki parayla tutmuşum gibi her videoda yorumlar var. Mesela Kadir Doğru'nun her videoda yorumları var. Görüyorsunuz Allah razı olsun. Ellerinden geldiğince beğeni atıyorlar, yorum atıyorlar. Hocam benim adımı niye söylemedin demeyin. İnanın 770 kişiden belki 100 kişi, belki 70 kişi. Mesela Batuhan Islık falan her videoya ellerinden gelince beğeni atıyorlar, yorum atıyorlar. Hepinizin adını tutamıyorum aklımda kusura bakmayın. Ha Açıklamaya diğer videoda yazdım da bu videoda da sesli olarak söyleyeyim. Allah razı olsun iki kardeşimizin ek katkıları var. Bir kardeşimizin 30 Euro'luk bir katkısı var. Euro olarak verdi. Ben de kenara attım. Ha ben gidip kendi parama euro alacağım. Ada ya da bunu kenara attım deyip euro'yu kenara attım. Onun yerine artık kaç lirasını sayarsanız 500 e, 40 lira 18 oldu herhalde. 18'den hesaplasam 540 20'den hesaplasan 600. İşte arada bir şeyi arkadaştan destek olmuş olur. 150 lira bir kardeşimizden destek olmuş oldu. Ben öyle destekleri kabul etmiyorum ama bilginiz olsun arkadaşlar. Yani hocam sana para atalım da sen şöyle yap, böyle Ben destekleri çok fazla kabul etmiyorum. <laughs> Haberiniz olsun. Ha üye canlı ya canlı yayın yaptığımızda üyelik hediye edebilirsiniz. 10 kişi, 15 kişi nasiplenir. Ee, ne bileyim üye sayısı çok olduğu zaman belki duyum verdikçe, verdikçe daha fazla video izlenmiş olur. Keşke hani her üyemiz günlük 3-5 tane oynatma listesi açsa, video izlese falan. Yani kimseye muhtaç bırakmasa bizi. Her üyemiz 10 tane video izlese zaten günlük 7700 tane sırf üyelerden izlenme elde etmiş oluruz ama maalesef yani üye arkadaşlarımızın hepsi istediğimizi gerçekleştirmiyor. Üye canlı yayını yapalım ya da normal canlı yayın yapalım diyoruz. Sinir etmek amacında olanlar var. Ben bugün özellikle şahit oldum. Birkaç tane arkadaşın Nereden geldiği bilgisi geldi bana. Ne amaçla geldiği bilgisi geldi. Şok oldum. Gerçekten de şok oldum. Gidip başka kanallara üye olup oranın adına buraya gelmeleri beni derinden yaraladı. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Gönlünüz nasılsa akibetiniz de ahiretiniz de öyle olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Hayırlı işlerimiz böyle böyle her ay devam edecek. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.